Merhaba, Kelimeler ve Şeyler'e hoş geldiniz. Ben Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek ile birlikte her hafta olduğu gibi kelimelerin peşinde, edebiyatın içinde bir yolculuğa çıkacağız. Bu hafta ülkemizin belki de son yüzyıldaki en zor dönemine gideceğiz. Yani istiklal mücadelesinin başladığı yıllara. Ve özellikle gideceğimiz yer bir edebiyatçının bir miting meydanında binlerce insana hitap ettiği Sultanahmet mitingleri. Edebiyatçımız da Halide Edip adı var. Bugün Halide Edip'i konuşacağız. Halide Edip üzerinden istiklal mücadelesi ve dönemin edebiyatçılarının bu iklimdeki yerlerini konuşacağız. Konu bizi nereye götürür? Bakalım. Halide Edip pin kişiliğinden başlayalım. Çünkü bugün bile kolaylıkla rastlayamayacağımız dönemin şartlarında çok çok Güçlü bir kişilik, güçlü bir yazar ve etkisi de sadece Türkiye'de ve o zor günlerde değil. Ondan sonra da devam etmiş bir isim. Erkan senle başlayalım çünkü bu işlere sen bakıyorsun bu masada. <gülüyor> <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> Halide Edip adı var. Cumhuriyet dönemimizin en önemli isimlerinden biri. Edebiyatta var, siyasette var, cephede var, kürsüde var. Hem miting kürsüsünde hem üniversite kürsüsünde yurt dışında bir yaşadığı bir dönem var. O dönemde de Türkiye ile bağını kesmemiş. Yurt dışında da Türkiye üzerine konuşmalar da var. Türkiye üzerine düşünenler, konuşanlar ona geliyor. İngiltere'de, Fransa'da, Hindistan'da. Çok önemli, güçlü bir kadın yazarımız. İlber Ortaylı'nın ifadesiyle de tartışmasız bir feminist. Bunu da hani belirtmiş olalım. Dediğin gibi zor dönemlerde yazarlık yapmış bir kadın. Milli Mücadele'ye fiilen katılıyor, rütbesi var, onbaşı biliyorsunuz ve çavuşluğa yani sonra, kadar bitiriyor. Baş çavuş olarak bitiriyor galiba. Evet, baş çavuş olarak e, <laughs> ordudan terhis oluyor diyelim. E, i̇kinci Meşrutiyet döneminde yazmaya başlıyor. Yani Abdülhamit döneminde doğmuş. Bir kaynaklar, bir kaynaktada 1882, bazı kaynaklarda 1884 doğumlu olarak gözüküyor e, ve Ocak ayında, 1964'ün Ocak ayında aramızdan ayrılıyor. İlk kitabı 1909'da yani meşrutiyetin hemen ardından Raik'in annesi. Bu nan ziyade 1912'de de Yeni Turan adlı bir kitabı var. Dönemin Türkçülük tartışmalarından da etkilendiği bir e, roman bu. E, Halide Edip'in. İttihat Terakki Rüzgarı'nın. Tabii oldu. tabii İttihat Terakki ve Türkçülük Rüzgarı'nın e, estiği yıllar. Çünkü e, Balkan Savaşı 1912 zaten Halide Edip'le ilgili bir de şunu söylemek isterim. Halide Edip aldığı eğitim itibariyle, aile ortamı itibariyle ve dönem yaşadığı ait olduğu çevre itibariyle tam bir batılı aydın, batılı eğitimden geçmiş. Okuduğu okullar, ailesi vesaire. Ve e, zihni de bu şekilde e, gelişmiş diyelim. İşte ve şey. Balkan ah, Savaşı'nda bilinci kırılıyor. Yani onun bu Türkçülük akımına veyahut da daha milli yerli ve milli diye dediğimiz hani bugün moda tabiriyle o yerli ve milli düşünceye gelme meselesi Balkan Savaşı'ndaki bilincinin kırılışıyla yaşanıyor. Yani Balkan Savaşları edebiyatçıları o dönem bayağı çok etkili. O Ömer Seyfettin'in de, de aynı var. Süleyman Dinti Nazif tartışmaları, de. Süleyman Nazif Balkan Harbi ile alakalı e, metinler kalem alıyor Hı. ve bununla ilgili de de görüyor. E, kendisini savunmak için o da yine Batı'ya müracaat ediyor. işte. ...dönemin Fransız yazarlarından, şairlerinden misaller veriyor. İşte onlarda şan olan şey Süleyman Nazif yapınca neden utanç oluyor? Yani onların yazdığı işte vatanlarıyla alakalı metinler... ...ya da Fransa'nın şanıyla alakalı ya da o savaşla alakalı metinler... ...onlar yazınca oluyor diyor. Ben yazınca niye sorun oluyor diyor. Böyle bir şeyler de başlıyor, bir polemikler de başlıyor. Yani hayatın ilk yıllarında batıya, batıya karşı daha ümit var bir yazar... Batı ile uzlaşılabileceğini de düşünüyor. Ancak Balkan Savaşı'ndaki o muazzam saldırı altında Müslüman Türk kimliğini tekrar keşfediyor. Yani Batı'nın bu sessizliğine de çok bozuluyor ve <laughs> Anadolu'ya dönüyor. Zaten <laughs> takip eden yıllarda da bir fiil mücadeleye katılıyor. Ve hep itiraz eden bir kadın. Son olarak bunu söyleyeyim. Yani gerek ikinci <laughs> meşrutiyet döneminde gerek milli mücadele yıllarında Cumhuriyet kurulduktan sonra çok partili hayata geçişte hemen hemen her toplumsal siyasal dönüşümde fiilen bulunuyor ve hep bir şeylere itiraz ediyor, hep sesini yükseltiyor. Kimseye böyle eyvallahı yok, alttan almıyor. Bu anlamda da örnek bir figür diye. Durduğu yer itibarıyla trakti. daha doğrusu güçlü bir figür dedi ya... E bu hep de düşündüğü şey o anda ne düşünüyorsa <laughs> dünya ile ilgili, toplumla ilgili ne düşünüyorsa romanlarına doğrudan yansıyor ve e, Hacı, hatta Berna Moran e, onun romancılığını üççe ayırıyorlar. Birinci işte senin de söylediğin işte e, Handan son eseri, Raif'in annesi, Raif'in anne. annesi. Bunlar daha çok ruh çözümlemelerinin olduğu. E, daha çok aşk, iki kişi arası insan ilişkileri, insan, iki insan arasındaki toplum içindeki işte aşk gibi daha duygusal ruh çözümlemeleri yine işte aslında söylediğim gibi. Daha sonra İstiklal Savaşı ile birlikte birdenbire romanlar daha e, işte Ateşten Gömlek ve e, Vurun, kahpeye. Vurun Kahpe'ye de gördüğümüz daha sertleşiyor tabiri caizse. Sonra üçüncü de Cemiyet Romanları diyor Fettin Töre Romanları diyor hatta. Daha toplumsallığı ön planda tezli diyebileceğimiz tırnak içinde romanlar. Ama hepsinde ilginç bir şekilde her bir karakter daha doğrusu Halide Edip'in her kadın karakteri duruşuyla ruh çözümlemeleri döneminde de savaş romanları yazılırken de cemiyet romanları yazılırken de bir kadının nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir teklif sunuyor. Evet. Ee, hep o özgüvenli işte bir şey öneren öncü kadın halde edip yazarken de yaşarken de öyle. Ee, ama e, romancılığına gelecek olursak en önemli romanının sinekli bakkal e, olduğu söyleniyor pek çok eleştirmen tarafından hakkında yazılan yazılar da genelde bu sinekli bakkal romanı üzerinde. Biraz döneme de bakmak lazım Aykut. Yani e, biraz o dönemler geçmişin geleceği teminat altına alamadığı belirsiz e, zamanlar. Yani tezli roman dedin ya ya da savaş romanı. Hı hı. Yani e, edebiyatla uğraşan yazan herkesin ülkesinin geleceğiyle ilgili gerçekten çok ciddi ve e, doğrudan somut kaygılara sahip olduğu bir dönem. Somut derken hepimiz bugün de ülkemizle ilgili düşüncelere, kaygılara sahibiz ama orada bizzat savaş var. Yani ee, sadece İstiklal mücadelesini düşünmeyelim işte Balkan harbinden alalım. Balkanlarda da bir vatan kaybedildi. Ee, bugün bir travmadır bir değil mi bu dönem yani için özellikle çok büyük bir kuşağın özellikle Edip'lerin kuşağı çok büyük bir travmanın içerisinden geçmiş bir kuşak ee, burada ortaya çıkıyor. Balkan harbi ne ben tekrar özellikle altını şundan dolayı çiziyorum. O dönem şöyle de bir şey başlıyor. Bilmiyorum bunu bir yerde de okumadım ama yani e, hatıralar üzerinden ya da Balkan Harbi dönemiyle ilgili okuduğum şeylerden çıkarttım. E, dönemin medyası da ilginç. Mesela gazeteciler ve edebiyatçılar gönderiliyor e, savaş alanına. E, İş bankasından çıkan Hilal'in Altında İki Yıl diye bir kitap vardı. Yazarını çıkartamadım şimdi. E, bir İngiliz e, yazarın Balkan Harbi'ni ve Trablusgarp Savaşı'nı takip edip tuttuğu notları derlemişler. Hilal'in Altında İki Yıl diye. E, bugünkü gibi bir haber geçme değil, daha çok hikayeleştirme tasvir savaştaki özel kişileri komutanları askerleri detaylı anlatma gibi tefrika etme şeyi var olayı var hatta Troçkin'in bile Balkan harbi ile alakalı sen biliyorsunuz kitabı var kitabı var gazeteci olarak evet. izlediği için ve çok da güzel bir kitap çok da enteresandır bir de mesela bizim lehimizden bakan nadir kitaplardan evet. biridir o e, Halide Edip'in öyle de bir misyonu olacak yani yazdığı romanlar ya da yazılar Türkiye'nin e, kendi davasını dünyaya anlatmasının da bir e, vesilesi. Ve Halid Edip'in öyle de bir misyonu var. Yani e, Tabii Sinekli hem, Bakkal Türkçeden önce İngilizce'de yayınlanmış 1935'te 35'te. Londra'da yayınlanmış. Bin, Türkçe'de yayınlanmış 1936. Ya dediğine çok uygun bu. Önce orada yayınlanması tam da bu misyona uygun e, bir hareket. Çok da popüler hem burada hem Demek ki Batı'da karşılığı olan karşılığı var tabii. E, bir romancı. Ama şeyi biraz konuşalım istiyorum ben. Yani sadece Balkan Savaşı değil İstiklal Savaşı. Çünkü ben onu bunun... oradan başlattım hikaye <laughs> çünkü değil mi? biraz oradan başlıyor. E, yani hep böyle sürekli ister istemez geliyoruz dünya savaşları ve Batı'daki yazarlar filan. Türkiye için e, bu topraklar için büyük travma tam da o yıllardı. Yani düşünün ben. <laughs> E, ...hepsini hatırlayamayacağım için... ...şuraya not da aldım... ...Akif'in Akif ki Akif yani... ...şu şiiri şu dizeleri yazdıran... ...kaostan bahsediyoruz... ...Ya Rab bu uğursuz gecelerin yok mu sabahı... ...mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı... ...nur istiyoruz sen bize yangın veriyorsun... ...yandık diyoruz boğmaya kan gönderiyorsun... ...diye devam ediyor sonda... ...ağzın kurusun yok musun ey adli ilahi diyor... Yani Akif gibi dindar bir adamın e, dizelerinde, şi şiirinde isyan ettiği, e, is şiirinde isyan ettirecek kadar bir kaos ortamından, bir çaresizlik ortamından bahsediyoruz. E şöyle düşün. Bu e, dönemin edebiyatçıları nasıl etkiledi, neler yazdırdı? Ay, dönemin edebiyatçıları dedik ya, dönemin birçok edebiyatçısı bugün Türkiye'nin sınırlarının içinde olmayan yerlerde doğmuş isimler. Artık kaybın ve travmanın büyüklüğüne bakar mısınız? Ahmet Kutsi Tecer, neden Kutsi? Kudüs doğumlu. Hı. Ahmet Haşim nerede doğdu? Bağdat'ta evet. doğdu. Yahya Kemal nerede doğdu? Üsküp'te. Üsküp'te doğdu. Yani bunlar Türkçenin temel taşları ve doğdukları yerler bugün bizim sınırlarımızın içinde değil. Yani e, o nesil e, bizim şu anda belki de tahayyül edemeyeceğimiz büyük doğdukları bir, yerlerin birer taşlar. birer artık yabancı topraklar oluşuna şahit oldular. Şahit oldular. oldular. Ya, birer gözlerinin önünde oldu bu. Beş ya. Balkanlar hani 500 senedir vatan toprağıyken iken belki 5 ayda elden çıkıyor bu e, toler edilebilir bir travma değildi kuşağın entelektüelleri için, bürokratları için, edebiyatçıları için halde edip de hani bunlardan e, azade değildi. E, bir şey daha eklemek istiyorum biraz geriye sarıp hani biraz şu da var romanlarında. Halde Edip bir liberal bir kadın, liberal, ya siyaseten liberal ve bir politik kültüre sahip. Ve Türkiye'de de ya diyelim bu coğrafyada da eleştirildiği bir politik kültür var. Ee, o motivasyonla romanlarında da aslında hani biraz da şey var. Yani kendi o politik kültürün ifade etme aracı olarak da görüyor. Yani hayalinde bir Türkiye var. Çok partili hayata geçmiş, demokratik ifade özgürlüğü, insanların özgür olduğu, böyle aşırılıklardan kaçınan, böyle daha mutedil bir e, liberal portresi var diyelim. Romanlarındaki arayış da hep e, oraya çıkıyor. Yani karakterlerinin ne çizdiği yol, arzu ettiği yol hep bu. Yani bir şeyden değil o politik iklimden uzak değil yazdıkları. Tanpınar'ın sözü müydü? Türk Aydın'ın en büyük işkencesi. Peyami Safa'nın sözü müydü? Burada konuşmuştuk. Peyami Safa. Doğu-batı evet. sorununu kastederek eee Halide Edip'in de işte Sinekli Bakkal'da özellikle e, tartıştığı ve bir şey önerdiği e, konu Doğu-batı meselesidir. Evet. Yani doğuya nasıl yani Batıllaşma, modernleşme rüzgarı karşısında nerede durmalıyız? Hı hı. Dönemin bütün entelektüelleri gibi e, bu dehşetli soruyla karşı karşıya, e, zayıflayan bir e, kültürün, zayıflayan bir devletin e, içinde oranın o devletin bir aydınısın ve bir fırtına geliyor üzerine doğru. Bununla nasıl yüzleşeceksin? Her bir döneme baktığımız zaman işte e, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet döneminde her bir yazar, şairin e, bununla ilgili bir fikri, söylediği bir şey olduğu, bir tezi olduğunu görüyoruz. Halide Edip'in Sinekli Bakkal'da dediğin gibi neredeyse liberal e, özellikle sahneyi hazırlarken romanın ilk bölümünde işte halk var daha böyle e, kültürel İslam diyebileceğimiz hatta işte tasavvuf, e, mevlevilik ön planda özellikle. ...devrimci aydınlar var, işte Jön Türkler özelinde anlatıyor... ...ve e, yozlaşmayı temsil eden saray ve çevresi var. Ama e, hiçbirini hapsetmediğini görüyoruz romanda. Sürekli bir tartışma var romanda, kelimenin gerçek anlamıyla bir tartışma var romanda. Son tahlilde e, şeye geliyor... E, ...bugün bize tabii ki çok tekrar edildiği için yeni bir şey gibi gelmeyecek ama... İşte doğunun kalbi batının aklı bunu ancak birleştirerek bir terkip bularak bir şey yapabilirize geliyor. E bu sentezcilik o dönemin aydınlarının temel şeyi zaten kabulü biraz. Mesela haldeydim hep romanları konuşuyorlar ama düşünce kitapları da vardır. Ee, Türkiye'de şark ve garp meselesini anlattığı işte Türkiye'de şark garp ve Amerikan, Amerikan tesirleri. tesirleri diye e, bir kitabı vardır ve şeydir. Bahsettiğin gibi e, o sentezi bulmaya çalışır. Yani mesela Batı'nın materyalizmini eleştirir ama bunun bizim tarafımızdan, doğu medeniyeti tarafından doğru bir şekilde kullanılabileceğini, maddi hayatın bir düzeye çıkması için e, zararlarından arındırılarak, manevi tarafa vereceği zararlardan arındırılarak kullanılabileceği gibi. Bugün için çok klişe ama o dönem gerçekten e, her saftaki e, aydının ortak şeyi, düşünüş şekli. Bir sonuca da ulaşamaz yani. adeta. Hani şöyle çünkü sinekli Vakkal üzerinden özellikle söylüyorum ve hakkında yazılanlar üzerinden. E, mesela devrimci aydınlardan yana olması lazım pozisyonu itibarıyla. E, romanın oraya gitmesi lazım ama Berna Moran söylüyor galiba devrime değil evrime inanır. E, ve veya Fethin ikisi en yani... E, ciddi alınır yazıları özellikle o ikisi yazdı. İkisinden birinde okudum büyük ihtimal. Devrime değil evrime inanır. Ne demek bu? Yani her bir bireyin kendisini e, ahlaken geliştirmesi gerektiğine filan kabaca söylüyorum. Yani her şey aklıma gelmişti. Çok aşırı yorum olacak ama Legui e, Ursula Leguin'in Mülksüzler romanı devrimi tartışır, bu anarşizmi tartışır. E, onun mottosu şeydir ya, dolaşan bir aforizma, bir söz vardır orada. Devrim yapamazsın, devrim olursun. E, o da aslında bunu... Çünkü her düzen sürekli yozlaşmaya... Bu arada biz bir şey de atlıyoruz. Ee, o dönemin aydını batıya bakarken gördüğü şeyler bizim gördüğümüz şey arasında da bir fark var. Mesela Halil bunu ikiye ayırıyor. Ne diyor? Ee, bir örneklik diyor. Dönemin batısına baktığı zaman totaliter rejimler var. Almanya'da Hitler var. İtalya'da Mussolini var. Rusya'da yükselen Stalin var. Şimdi batı dediğin zaman karşında bir de bu var. Bunu ayırmaya çalışıyor. Buna bir örneklik diyor mesela. Bir de onun birliktelik dediği bir şey var. Batı'da hani bir, hani ferdi, işte bireysel bir kalkınma, kültür, bireysel düşünme çabası ki ona yakın zaten halde. Evet, de. Evet. Öte yandan da bir örneklilik de var diyor, totaliter rejimler de var diyor. Hani e, Batı'yı da kendi açısını, kendi bakış açısıyla ikiye ayırmaya çalışıyor. Bugün baktığımız zaman daha tek, daha e, homojen bir Batı fotoğrafı var. O dönem o da yok. Bir örnek daha vereyim. Mina Urgan anılarında geçiyordu. Mina Organ işte asistanı İstanbul Üniversitesi bu İngiliz Dili Edebiyatı kürsüsünde. Halde Edip de kürsünün kurucusu hatta olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye dönüşünde. Evet Türkiye'ye döndükten sonra 30'lardan sonra sanırım okulda bir baskın yaşanıyor. Yani sağ görüşlü öğrenciler diyelim fakülteyi basmış. Mina Urgan da işte komünist böyle ne derler damgılı bir şekilde herkesin bildiği. ...başına bir şey... ...ve Mina sürekli kızıyor... ...Halde Edip sen niye komünist oldun... ...bu komünistlik çok kötü bir şey... ...ama baskın çıktığında ilk yaptığı şey... ...Mina tutup kendi odasına götürüyor... ...Halde Edip oraya kilitliyor... Yani ...Halde Edip'in odasını kimse basmaz diye... ...ilk yaptığı şey... ...o kızdığı görüşlerden dolayı... ...Mina koruma altına almak... ...yani böyle bir yandan da... ...şey açık bir kadın... ...yani meselesini kişiselleştirmiş biri değil... O komünizme diyelim yani fikir düzenine karşı ama bir komünist insanlar, solcu insanlar ve hatta işte kendinden farklı düşünenlerle böyle hayatına mesafe koyarak devam eden bir kadın değil. Hatta Müsl vurun kahpeye de mesela kötü bir dindar Ho Müslüman hoca tipi vardır yani. Tabii evet. Yani e, o tabii biraz şey bir roman. Hani e, daha pasaport bir roman. Biraz kabul edilme e, zoru zorretiyle yazmış. Evet. roman <laughs> Yani Türkiye'ye dönüş için yazdığı diyelim. Bunu <laughs> sana yazalım. Tamam pasaport romanı. <laughs> şey, <bunu>. sende mi? <laughs> ben de ilk kez ayır. şimdi aklıma evet, geldi. <laughs> e, ama aynı zamanda hep kitaplarında dengicidir. Yani o dönemin yaygın e, 20'ler 30'lar diyelim Türkiye'sinde ya, edebiyatta yaygın anlayış kötü bir İslamcı veyahut Müslüman hoca tipi. Bu zamanın ruhunda norm olan. Halde edip bundan kaçamıyor ama mutlaka bir denge karakteriyle iyi bir dindar ve pozitif bir hoca karakteri yaratıyor. Bu zamanın ruhuna aykırı olan. Yani gücü buna yetiyor belli ki. Ama e, o politik kültürden bahsettim ya. Yani o adaleti kendince sağlamaya çalışıyor romanlarında. E, tamamen başka dönemin başka romanlarındaki gibi. işte milli mücadeleye muhalefet eden kötü yobaz hoca karakterine hapsetmiş değil romanlarını. Ama öyle Vurun Kahpeye'deki karakter yok. Kahpeye ben öyle, o, canım, o, değil Feth, değil mi? Hacı Fethah mıydı? Hoca Feta o kötü Hı -hı. ama onun haricinde diyelim hani Müslüman cemaatten, ahali'den çok olumlu tipleri de mutlaka çiziyor. İşte Ateşten Gömlekte de, Vurun Kahpeye'de de, Sinekli Bakkalda da işte sinekli Bakkalda bilhassa çok böyle pozitif Müslüman tipler var. Hatta bir Müslüman olan bir adam var sonradan. Bütün Roma, ee, tabi tabii tabii şey Osman Rabia ile, evlenen, Rabia ile evlenen Peregrini da, mi peregrini İtalyan Osman evet. oluyor falan. Oradaki tartışmalarda da hep bir şey görüyorsunuz. Denge görüyoruz. Yani Halidevin de bu romanın şey en e, makul karakteri Vehbi hmm. Efendi. Mevlevi evet. e, şeyhi mi? Hmm. Mevlevi Vehbi Efendi şeyhi hmm. olup olmadığını şu an hatırlayamadım ama e, bir tasavvuf ehli biri. E, ama İstiklal Savaşı'nı bu savaş atmosferini ee, en iyi anlatan roman e, benim favorim Sinekli Vakkal değil. Biraz konunun dışına çıkmış olacağım <laughs> ama benim için 3 İstanbul. Bütün o işte saray ve yozlaşması e, direnişçi, devrimci direniş, e, devrimci aydınlar, halk. Hepsini e, ve Akif. Üç İstanbul söz konusu olunca her şey ve Akif var benim gözümde. Ee, Akif'i canlandıran de, Ragıp karakteri miydi? Yani. Ra Raif. Rahat raif ve affetsin bizi izleyicilerimiz. Zayıf, İkisinden birisi. Raif. Raif, raif. raif karakteri. Ee, benim için 3 İstanbul. Dönemi anlatan e, en iyi romanlardan biri. Onun da belki bir tez... Ona da tezli roman diyebilir miyiz bilmiyorum ama... ...daha ustalıklı teknik olarak da... ...daha ustalıklı bir romandır. Bütün o realist roman olmasına rağmen... ...ustalıklı bir romandır bence. Ben de Küçük Ağa'yı... ...Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanını çok beğenirim. Orada bir Çolak Salih karakteri vardır. Küçük Ağa'nın da önüne geçer. Müthiş bir karakter. E, Arap çöllerinde birinci Cihan Harbi'nde kolunu kaybetmiştir. Köyüne, Konya'ya geri döner. Oradaki Fikret, Fikret Hakan, Hakan mı oynuydu? Fikret Hakan dizisinde Arkan. Fikret Hakan yani, oynamıştı. Dizisi de yani. Yani e, Çolak Salih karakteri Türk Edebiyatı'nın en güzel karakterlerinden biridir. Derdi vardır, kederi vardır, hüznü vardır, çatışır, kavga eder, hesaplaşır ve milli mücadelenin ruhunu resmi tarihin dışında daha insani bir şekilde alternatif resmi tarih diyelim buna da. Yine resmi tarihin içindedir belki Tarık Buğra Büsbüt'ün dışında değildir ama ona daha insani yaklaşır ve oradan da Çolak Salih tipi çıkar. Konuşmuşken de zikretmek istedim. Ağa'da Ateşten Gömlek'te. Bunlar TRT yapımı olarak da dizi, sanırım dizi filmi. 80'li yani yıllarda yapmıştı. dizi olarak. O dönemin edebiyat uyarlamaları çok çok şeyde iyiydi yani. Güzel çakmaklı yani, olabilir. Güzel çakmaklıydı sanırım. Allah rahmet eylesin. Ee, şimdi Halil Edip'i bağlayalım o zaman ee, Ne yapalım her hafta olduğu gibi Elimizde neler var Heybemizde neler okuduk Gündemimiz hangi kitaplar işgal etti Her hafta olduğu gibi Erkan'dan başlayalım Başlayalım ya, Gelenek iyidir bu konularda Bir gelenek tutturmak ben, iyidir Ben ee, tek kitap tanıtacağım bu hafta Çünkü iki ciltten oluşuyor <laughs> Kapsamlı bir kitap ee, Ansiklopedik diyebiliriz ee, Erol Üye Pazarcı'nın Unutulanlar hiç bilinmeyenler ve bilinmek isten istemeyenler. Türkiye'de popüler romanın ilk yüzyılının öyküsü 1875-1975. Erol Üye Pazarcı biz polisiye roman çalışmalarıyla, polisiye edebiyat üzerine yaptığı Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes kitabıyla. Kelimeler ve şeyler polisiye edebiyat sever. Evet. Erol Üye Pazarcı burada polisiyenin dışına çıkıyor ve popüler romanları anlatıyor ve 1875'te de işte ilk yazılan diyelim popüler romanlar 100 yıl. 1975'e çekmesinin sırrı o. İlk romandan 100 yıl sonrası ve bunu da dönemlere ayırarak iki cilt halinde anlatıyor. Ee, ...ilk i̇lk dönem 1875-1908 dönemi. Yani ikinci meşrutiyete kadar olan dönemde yazılan ilk bizim bildiğimiz o temel metinleri anlatıyor. İkinci bölümde ikinci meşrutiyetten 1928'e kadar yani harf inkılabına kadar olan e, kitapları ve yazarları anlatıyor. Yazarların biyografilerini falan da güzel bir şekilde... Özellikle bir şekilde. dönem için popüler olan kitapları evet, mı evet, seçiyor? Popüler yani. kitapları seçiyor. Yani onu popüler zaten kitabın ilk bölümü popüler kültür, popüler roman tartışmalarını anlatıyor. Bunların da şey diyor hatta popüler romanın net bir tarifi yoktur diyor. Hatta diyor popüler roman üzerine iki kişi bir kitap yazsa iki kişinin de görüşü ayrı olabilir diyor. Yani çok fazla spekülasyon açık bir tanım. 1928'den 1950'ye kadar yani çok partili hayatta kadar olan dönemi son bölümde de 1950'den 1975'e kadar olan dönemi anlatıyor. Burada kimler var? Ee, Muazzez Tahsin Berkant, Erol Toy, Kerime Nadir, Suat Derviş, Reşat Eniz Aygen, Atilla İlhan çok bahsederdi TRT'deki, TRT2'deki programlarında Reşat Enis'ten. Ve e, bir şekilde döneminde çok satmış, döneminde çok okunmuş ama bugünlere gelmemiş yani kanonun dışında, dışında kalmış. kalmış. E, kimisi kendisi tercih etmiş, kimisi işte Erol Üyepazarcı'nın çok güzel bir e, alıntısı var. Onu okuyayım. E, Edebiyat tapınağının geleneksel gardiyanlarının kıymet hükümleriyle hareket edenler diyor. Yani eleştirmenlere burada biraz laf çakmış. yani eleştirmenlerin süzgecinden geçemeyip okuyucuyla buluşamamış kitaplardan bahsediyor. <laughs> Ve bu kitabı yazarken de, bu iki ciltlik muazzam kitabı yazarken de tam olarak o eleştirdiği eleştirmenlerin tavrının dışına çıktığını söylüyor. Çok adil, e, hatta nasıl Çok diyeyim? Çok da tutarlı bir yanıyla çünkü zaten e, belli bir zamana kadar neredeyse alt kültür sayılan bir form hakkında, e, bir tür hakkında bir arşiv çalışması hatta bir toparlayan evet. bir kaynak çalışması yaparken birilerini bazılarını görmemesi, bazı eserleri görmemesi, onlara alt tür muamelesi yap, alt kültür muamelesi yapması tutarsızlık olurdu. Tabii de burada çok Bu yakışırdı e, zaten el oluyor yani Çok ki programlarda da konuştuk ya. E, işte mesela Bekir Yıldız örneğinde, Fakir Baykurt örneğinde olduğu gibi e, bugünden bakınca anlayamıyoruz hani döneminin çok satan, çok etkileyen yazarları Nasıl bir anda edebi kamunun ya da okurun dışında kaldı, okurun dikkatinin dışında kaldı diye bir mesele konuşmuştuk. O kalanları galiba değil mi evet. benim anladığım kadarıyla? Evet. Hani onların altını çizen ya da dönemin fotoğrafını çeken bir evet. çalışma. Yani Hüseyin Nihal Atsız'ın da romanlarından bahsediyor. Atsız'ı tarihsel pozisyonuna oturtarak Şule yükselşenlerin Şenler'in Huzur Sokağı, Minyeli Abdullah, Hidayet Romanları kategorisini. Bunları alt türlere ayırmadan hepsini eşit bir mesafede yürütüyor. E, yani kendi tabiriyle merhametle ve şefkatle yaklaşarak o dönümünde yüz binlerce satmış ama bugün unutulmuş romanları bir kez daha okura hatırlatıyor. Ee, çok iyi bir e, arşiv taraması Bit, yani e, kitapların baskı sayılarına baskı tarihlerine kadar detaylarına kadar inmiş e, şey keyifle okudum e, kitabı bazılarını biliyoruz bazılarını unutmuşuz. E, ...hatırlaması o açıdan iyi oluyor. Erol Üye Pazarcı bu anlamda... hani e, ...nasıl diyeyim... ...önemli bir boşluğu doldurdu diyebiliriz. Yani Giovanni Scognamiglio'nun... ...sinemada evet. yaptığının evet. benzerini yapmış... ...diyebilirim. Evet. <laughs> ee, Türk'üm, doğruyum... ...intikamım, ülkemdir. Öyle bir şey yaptın ki... E... <laughs> doğru e, Kendime geldim değil mi? Doğruldum. Ee, İsmet Özel'in e, yeni kitabı çıktı... Ee, bunu öyle bir ne dedim bana öyle bir şey yaptın ki işte evet. öyle bir şey yaparak <laughs> duyurmamız lazım İsmet Özel'in yeni kitabının çıkışını. Çünkü e, çünkü demeyeyim şunu okumak istiyorum. Başa dönebilmek için sonuna kadar gittim. Sunuşun e, başlığı bu. Terk edilen her neyse metruk haliyle yüzüme bakıyor. Yarım bıraktığımı ikmal etme hissine beni sürükleyen bunca yıl okuyucu edindiğim zanlıdır yazdıklarımı titizlikle takip edenler olduğu, olduğu hissi güde güde buraya getirdi beni. Madem onlar sadakat gösteriyor ben de ihanete meydan vermeyecektim. Vaktinde paçamı yazma hatası da aynı sebepten kapmıştı. Annemin, babamın okumadığı şeyleri yazmanın bana yarar bir yanı var mıydı? Ee, bir kez İsmet Özel okuduysanız Nesir, şiir elbette de Nesir'ini okuduysanız o üslubunu e, özlüyorsunuz ve ee, bir dosta kavuşmuş gibi e, Bu sadece o üslubu hatırlamak için okudum. Ee, hatırlasın herkes. Kitabı diye. bize de yani okurken bizim de okumamızı sağladın. <laughs> evet. ee, Aramızda ilk alan Aykut oldu kitabı sanırım. Sürekli e, gün, hafta boyunca bana fotoğraflar geldi. <laughs> ee, altını çizdiği <laughs> yerleri. Altını... Şöyle itiraf edeyim İsmet Özel'in kitabının çıkışının e, yeni kitabının hele de bu şi, yani bence şiir okuma kılavuzu dan sonra elbette arada başka şiirle ilgili yazıları kitapları çıktı ama şiir okuma kılavuzunu tahkim ettiği düzelttiği yer yer ve e, son halini neredeyse nihai halini verdiği kitap e, bu kitap bütün metinler şiir üzerine sadece şiirden yola çıkarak merkezinde şiir olan e, metinler elbette sadece şiirden ibaret ya zaten, değil. zaten hani İsmet Özel'in ee, poetikasını düşüncesinden ayırmak teknik olarak mümkün değil ama Değil. anladığım kadarıyla çünkü henüz ben okumadım kitabı. Hı hı. Anladığım kadarıyla işin poetik e, kısmının altını biraz daha çizdi. Biraz yani. daha vurguladığı e, bir kitap. Bunun bence bir edebiyat olayı sayılması çok daha fazla gürültü çıkması lazımdı açık söyleyeyim. Ben biraz şaşırdım o yüzden e, sürekli sizleri taciz ettim. Anlamak için mesela e, ana başlıklarını okuyayım sadece içindekilerden. Çünkü bir İsmet Eder kitabını şunu dedi bunu dedi diye tanıtmak, ee, en azından beni utandırır. E, aktarırken yanılırım vesaire diye. Aslında bir diye. İsmet özel okuma kılavuzuna da ihtiyaç var bence. Belki yani de evet. Söyleyeyim. Ee, başa dönebilmek için sonuna kadar gittim. Hastalığından sonra, iyileştikten sonra bu kitap için yazdığı sunuş bu arada. Diğer yazılar da, onu da söylemek gerekir. Ee, İskel Maç Derneği'nin sitesinde yayınlanmıştı ee, peyderpey zaman içinde. Onların toparlanmış hali Ana başlık Homeros'tan Karl Marx'a şiirin Türk tarihi. Türk şiirinin tarihi değil, şiirin Türk tarihi. İçeride açıklıyor e, İsmet Özel. E, Türk'üm, doğruyum, intikamım ülkemdir. Bir diğer ana başlık Tersinden Edebiyat Tarihi. Bir diğer ana başlık Önce namazdan soracaklar. Bir diğer ana başlık. E, çok açıklamaya gerek yok aslında e, İsmet Özel'in kitabı çıktı. Daha ne denir? Hani yani. oldu olur ya haberi olmayan vardır. İsmet Özel'in <laughs> kitabı çıktı diye duyurmuş olayım ben. Eyvallah. İsmet Özel'den sonra başka bir kitabı anlatmak da bir tuhaf oluyor aslında. Seni sonra bıraksak Aykut iyi olacaktı ama <laughs> mi? Neyse. Ee, Joseph Roth. Son zamanlarda arada arkasına çevirilerinin çıktığını görüyoruz. Ee, Stefan Zweig ve Henry Böll gibi Alman yazarlarının da kendilerinin ayarında kabul ettikleri, usta kabul ettikleri önemli bir yazar. Ee, Eyüp Can yayınlarından çıktı. Daha Mat önce ben. Sumuyorum. bunu olumsuzlamıyorum ama arda arda çıkmasının bir sebebi tabii telifinin düşmüş olması. E tabii o da var, o da var. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bu zamana kadar hani Yosef e, Rotun çok fazla Türkçe kazandırılmaması ya da tabii. okur okurun çok görmemesi de ilginç geldi bana. Evet. Ee, ben Radeski marşını okumuştum, çok beğenmiştim. Habsburgların... bulukların. E, ...düşüş hikayesi olarak da anlatabileceğimiz... ...yani imparatorluklar Çağı'nın... ...kapanışını, son demlerini... ...anlattığı çok güzel bir kitaptı. Eyüp de ilginç... tabi Yosef Roth Yahudi bir yazar... ...ve Doğu Avrupalı bütün Yahudi yazarlar gibi... ...ya da Doğu Avrupalı Yahudiler gibi... ...İkinci Dünya Savaşı... ...tecrübesini yaşamış. Daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı demeyelim... ...o zamana gelmeden ölüyor zaten de... ...yani Nazi Almanyası'nın... ...yükselişine tanık olmuş dönemi siyasi çalkantıları iki dünya savaşı arasındaki o garip boşluk ve Doğu Avrupa'daki Yahudilerin kimlik kök arayışlarını ruhuna barındıran bir yazar Yosef Roth. Eyüp de bir e, tevrat hocasının hikayesi tevrat çocuklara tevrat öğreten e, belli bir rutine sahip zaten alt başlı da basit bir adamın romanı basit bir hayatı olan çok basit bir hayatı olan bir adamın Amerika'ya göç ettikten sonra e, yaşadıklarını anlatıyor. İlginç bir deneyimi anlatıyor. Çünkü anlattığı e, karakterin, karakteri karakterinin bir Amerikan ya da modern hayat içerisinde barınabilecek bir şeyi yok. Tekrardan kendine dönüp artık e, bir hesaplaşma içine girmesi gerekiyor. Şu açıdan ilginç geldi bana. E, ben bunu iki kitapla, bazı kitaplar yanında bir yedek kitapla okunur ya. Adorno'nun e, Minimum Minima ile birlikte okumayı öneriyorum. Neden? Onun hani e, moderniteyi bireyin küçük alanında anlama çabası olarak da nitelendirebileceğimiz kitapta kurduğu e, Odysseus pragmatiği yani e, Odysseus'un yolculuğa çıkması, yolculuktaki o 10 yıllık yolculuğundaki e, bireysel köksüzlüğü, kök arayışı, eve dönme çabası ee, aslında o dönemin Doğu Avrupa'daki ya da Avrupa'daki bütün Yahudi yazarlarının bilinç altında olan bir şey. Ee, Eyüp romanını da, Joseph Roth'u da e, biraz bu paradigma içinde okuduğumuz anda daha net, iyi bir manzara çıkar. Ee, benim açımdan çok verimli ve enteresan bir deneyim oldu bu iki kitabı birlikte okumak diyeyim ve pası sana atmıyorum çünkü iki Süzül, kitap sizi evet tanıttın. ben <laughs> sıramı ilk kitapta sağdım ee, ben de bir öykücü var. Ee, Adige Batur, Kum Kertiş'in Kalbi kitabın ismi. Mecaz yayınlarından. Senin kitabını çevirmenden bahsettin mi? Çevirmenin adını analım. Analım. Belki. Cemal Ener. Nefis bir çeviri. Hı. Hakikaten çok güzel bir çeviri. Akıyor yani. Tertemiz bir Türkçe. Ee, tebrik ediyorum. İyi bir çeviri olmuş. Diyeyim. Evet. evet. Ee, Kum Kertişin kalbi mecaz yayınlarından çıktı. Adige Batur bir müstehar e, ...isim... E, ...anne tarafından Çerkez. O yani. belli zaten. Yani. <laughs> e, dergilerden... Ha, e, ...çıkardığı... ...içinde bulunduğu dergilerden vesaire... ...haberdar olduğum bir isimdi... ...Adige Batur'da. E, Hatırlarsanız... ...Arzu Uşar'ın öykü kitabını... ...anlatmaya başlarken şey demiştim... <laughs> e, her ...okuduğum her öykü kitabıyla... ...iyi öykü kitaplarıyla, iyi öykülerle... ...öykünün bir tanımını... E, hatırlıyoruz. Hatırlıyorum kendi adıma. Öykünün tanımları genişliyor hatta. Eğer bilmediğim bir tanımsa da genişliyor. İyi öykü kitapları okumak bende böyle bir tesire sebep oluyor demiştim. E, bunu gelenekselleştireyim. Bu kitapta peki e, nasıl bir öykü tanımı ile karşı karşıyayız? Daha doğrusu iyi öyküde olan ne bu kitapta e, benim aklıma geldi? E, i̇yi öykü kitaplarında İyi kurmaca metinlerinde, roman içinde geçerli bu. Anlatıcının sesini duyarız. Zihnimizde anlatıcının sesini duyarız. Bu şey değildir. Evet ben senin tiz sesini sürekli kulaklarımda duyuyorum. <laughs> tiz ve yüksek sesini. Tiz ve yüksek sesini. Ama bu yazarın sesi değildir. Ben de tam onu diyecektim. <laughs> bu yazarın sesi değildir. Niye daha bu... önce söylemedim bunu? <laughs> Şakamızı boşa düşürdün. Buna düşünün. düş diye. Evet, çok güzel. <laughs> e, bu yazarın sesi değildir. Bu okurun sesi de değildir. Okurun kendi sesi de değildir. Bu anlatıcının, o hikayedeki anlatıcının sesidir. Ve bence e, nasıl dünya üzerindeki insan sayısı kadar ses var, insan sesi var. Birbirine benzeyenler, benzemeyenler e, var ama sonuçta farklı sesler var. Her hikaye kadar da anlatıcı sesi var. Ama yazarın sesini niye Hı. duymuyoruz? Mesela Hemingway okurken o çatallı, e, gevşek aksanı... Ee, sanki kafamda kuruyorum yani. Yanlış okuyorsunuz. <laughs> Hatalı <laughs> okuyorsunuz. <laughs> Hemingway değil çünkü orada konuşan. Ya değil ama yazarın sesini de duyabilirsin bence. romantik okur belki. Yani. Duymak istediği için duyar. Ama sen gerçekten meseleyi şimdi romantik okur falan olmadı yani. <gülüyor> 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 e, Hemingway'in sesini duymak istediğin için duyuyorsundur. E, oradaki sesin ama Hemingway'in değil anlatıcının sesi olduğunu bilirsin aslında. Evet. Kumkertiş'in kalbindeki öyküleri okurken ee, duyduğum anlatıcı sesi benim de okumayı ve yazmayı sevdiğim bir ses. Ya yani kendimi akraba bulduğum bir ses. Sen paradigmanı böyle kurmuşsun ve ben araya girdim anladım şimdi. <laughs> Aslında rom, şu anda çok sürekli. romantize ediyorsun konuyu ama neyse tamam. <laughs> Tamam Hemingway sesi duyabilirsin Furkan. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o Hemingway'de o duyduğun ses. <laughs> ya bir mahsuru yoksa. Ee, buradaki Hemingway değil. Buradaki Adige Batur da değil bence. Burada mesela ilk üç öyküde Düş Gezer başlığındaki ilk üç öyküde e, evet ben de yazmayı denedim. Mesela Hızır e, rüyalar arasında gezen, rüyalar ve zamanlar arasında gezen Hızır'ın dilinden <laughs> Hızır'ın gözünden öyküler e, dinliyoruz ama bu öyküler şey değil hani zamansız bir yerde değil zamanlar arasında derken diyelim bir tanesi e, Osmanlı'nın son döneminde e, göç etmeyi, İstanbul'u terk etmeyi reddeden bir Ermeninin Agop'un hikayesiyle başlıyor. E, hikaye çatallanıyor, e, onun oğlu Fransa'ya gidiyor, Fransa'da işte Arman onun gözünden devam ediyor filan. Ee, bunu şey için örnek verdim böyle fantastik zamansız bir evren değil öyküler. Başka bir öykü e, bütün öcü hikayelerinin kendisine dayandığı iddia edilen Uç isimli bir dev devin hikayesini anlatıyor. O devin Nuh Aleyhisselam'a yardım edişi vesaire. E, Kumkerten'in kalbi öyküsü Hakeza. E, bu rüyalarla bezenmiş. Ee, zamanın doğrusal değil dairesel olduğu öykü kurmaca e, zamanının dairesel olduğu e, bir tarafıyla elbe evet geleneksel metinlerin sürekli yeniden yazıldığı ama bir tarafıyla Borges'e o bildiğimiz labirentlerin rüyaların olduğu Borges'lere kaybolara da bakan e, öyküler ben çok sevdim. Kumkertiş'in kalbini Mecaz Yayınlarından Adige Batur'un kitabı Mecaz Yayınları. İsmi de çok güzel kitabın. Bu arada kapağında da çok beğendim. Kapağı da güzel değil mi? Evet. Güzel kapağı var. Peki. Alejandro Zambra. Zambra'nın sesini... Zambra'nın sesi. Ya şimdi sesini Zambra'nın. Gerçekten sesini duyman <laughs> gerekiyor. Zambra'nın sesini duyabileceğim kadar Zambra şey bir yazar değil evet. yani. E, kamuya mal olmuş bir yazar değil. Ama Hemingway'in sesini duyarsın bak bir dene yani. Şöyle Hemingway'in Tamam arayı buluyor mu? Bul. Gerçekten. <laughs> ee, Niye Hemingway bu arada? Nereden Çünkü Hemingway'in anlatıcısı kendisine çok benzer. Bu anlamda, bu anlamda Seni... Nabokov olsa mesela bir şey demiş evet. mi bilmiyorum ama onu acemilikle suçlayabilirdi. Nabokov Aslında güzel bir, bir yazı konusu. Sen bir başlık bulursun program devam ederken. <laughs> <laughs> şey Düşüneyim onu sen anlatırken. <laughs> ee, Zambra açıkçası benim daha önce yine Notos'tan kitapları çıkan Şileli bir yazar. Çok beğendiğim bir yazar değil. Fakat Serbest Kürsü, yani edebiyat üzerine düşünceleri, anlatım üzerine düşünceleri ne çok beğendim. Yani kitabı gerçekten elimden bırakamadım. Enteresan bilgiler verdiği gibi kendi deneyimlerini de çok açık yüreklilikle, kendisiyle çelişmeyi göze alarak yer yer ironik, yer yer mizaha kayan döneminin Güney Amerika atmosferini, kendi işte e, öğrencilik yıllarından hatta bir konuşmasıyla açılıyor kitap. Yani mezun olduğu okuduğu fakülteye bir artık ünlü bir yazar olarak geliyor ve orada yaptığı konuşmayla başlıyor. E, giren bir zamanlar yazarın, fakir ama gururlu bir çocuk vardı diye mi başlıyor? Hiç öyle değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Hala fakir çocukla. Ya yani şöyle e, yazarın özelini araladığın kitapları ben seviyorum. Yani özellikle yazınsal tecrübesinin e, mahremini bazen her yazar açmaz bunu. Bunu açan kitapları bundan bahseden kitapları seviyorum. O yüzden Zambra'nın Serbest Kürsüsü benim çok hoşuma gitti. Birkaç enteresan altın çizdiğim yer var. Bunlardan bahsedeyim istiyorum. E, Nietzsche'nin bir sözünü alıntılıyor. Demiş ki Nietzsche yazı araçlarımız düşüncelerimizi de etkiler. Sonrasında hayatının son evresinde daktilo kullanması üzerinden yine Friedrich Kittler'in Gramofon, film ve daktilo diye bir eseri var. Şimdi bir de böyle bir güzelliği vardır bu kitapların not alısı. Ben bu kitabı okurken en az 30 kitap not aldım. Yani ismi not aldım. Ee, diyor ki Nietzsche hayatının son döneminde daktilo kullanmaya başladıktan sonra savlarının yerini aforizmalar, düşüncelerinin yerini kelime oyunları, retoriğin yerini ise telgraf varı bir üslup almıştı. Çok iyi. Buradan yola çıkarak e, daktilo öyle yazmak, işte e, el ile yazmak ve bunların üsluba etkileri yazarlar üzerinden Cummings'ten e, tutun işte Don DeLillo'ya kadar bunları anlatıyor. E, mesela bilgisayar kullanmayı reddediyormuş Javier Marias, Don DeLillo Cormac e, McCarthy'i Ben de reddetmek, istiyorum, evet. ben de reddetmek bilgisayar istiyorum ama bir türlü e, olmuyor. Yine ilginç bir şey Paul Auster'ın e, bu henüz Türkçe çevirmemiş bir kitabı galiba The Story of the My Typewriter e, Daktilon'un hikayesi. Kendi Daktilosuyla yaşadığı duygusal ilişkiyi anlatan Poloster'ın böyle bir kitabı varmış. Yanılmıyorsa herhalde çevrilmedi Türkçeye. Yani yazarların yazı gereçleriyle, aletleriyle ve yazma eylemiyle olan ilişkilerinin düşüncelerini üsluplarını nasıl etkilediği e, gerçekten tatlı keyifli bir konu. Kitabın içerisinde bir bölüm bu. Sadece bir kısa anlatı. konularının da temel ee, evet, başlığı ilk başlığı. İlk başla ama hani bunu bir yazarın anlatması ve diğer yazarların tecrübeleri üzerinden aktarması ayrıca keyifli olmuş. Ee, böyle diyeyim ve şey Alejandro Zamra e, size başka kitaplara götürecek yollar öneren bir kitap yazmış. Serbest Kürsü bana bir liste hediye etti. Öyle söyleyebilirim. Çarpıtma sanatını almıştım senden. Evet. Ee, geri onu, vermedin. Onu da geri verirsen çok. Bana sevindin. hediye ettin onu. Et yani, Onu da hediye edeceksin şimdi. Terbiyesiz. <laughs> o tavsiyenden memnun kaldım açıkçası. Kaldım i̇yiydi. Da. Hakikaten çok iyiydi. <laughs> Bir sürü kitap notu aldım ben de. Ana fikir o değil tabii kitap notu almak değil ama. Evet, e... geri vermek ana fikir. <laughs> ana fikir geri vermek de değil. Erkan'dan da kitap aldım vermedim yani. <laughs> erkan Erkan yüce, yüce gönüllülük yapıyor yani. Ee, bu masada yani. alınan bu masada kalır. Bu masada kalmadığı <laughs> gibi bende kalır. <laughs> Günün kazanında Aykut oluyor. Evet. Nedense. Dergilerle Hı. devam edelim. Evet. Notos'un 79. sayısı. Aralık 2019, Ocak 2020. yine güzel bir sayı. Bu sayıda Beket özel sayısı diyebiliriz. Hacimli bir Beket dosyası var Samuel Beket yok ülkenin yok yazarı diye özetlemişler ki El Hak doğrudur evet, evet. ee, Beketle ilgili geniş bir dosya var özellikle Armağan İkici ve Meltem Güllerin yazıları da benim çok hoşuma gitti ee, Beket zor bir yazar ee, Furkan'la onu konuştuk tırnak içinde sıkıcı bir yazar yani okuması kolaydan ekstra çaba isteyen, çaba isteyen büyük çaba isteyen ee... bir yazar içini yani okumaya başladıktan sonra o nasıl diyeyim çarkın dişlisi bir tanesini yakaladıktan sonra dönmeye başlar ya. Onun gibi o çarkın ilk dişlisini yakalaması gerekiyor zihinde. Ee, belki, ama işte daha sonra gerisi geliyor. Ve edebiyatçıların yazarı biraz da yani sizin sizler için diyeyim yani Bucu, bir, bu bak bu da çok güzel e, bir tanımlama. Yani edebiyatçıların yazarı olan yazarlar da e, var. Samuel Beckett bence öyle bir ben sıradan okur evet. olarak okuyorum başka bir hikaye benim için Beckett. Yani şiir yazan, roman yazan, tiyatro yazan birisi için Beckett başka bir sembollerle dolu, yüklü bir yazar. Yani bana hep bir şair Beckett sever gibi gelmiştir. Yani, Aha, yani onu oraya getireceğim lafı. Yani edebiyatçılar için daha ee, anlam yüklü. Biraz böyle şey yapayım. Edebiyatçı öveyim bugün. O sevmiyor. <laughs> o yüzden katılamıyor buna şu anda. Şey, sen, sen Beket sevmez sevmez. Şey. ben Beket severim. Ha, seviyorum. Evet, sever misin? Beket severim. Ee, de şeyi düşünüyordum. Yani neden? Üsluptan dolayı mı? Beket e, pür üsluptur neredeyse. Acaba üsluptan dolayı mı? Üsluptan dolayı mı? Ya da anlatıkları bana da <laughs> Belki ben okur olarak Aslında onu zorluyum. Aslında Erkan'ın dediği de biraz için. o. Yani biraz mesleki merakla sevme de var yani. O, da, o öyle bir yazar diyeyim. E, güzel bir dosyaydı. Bir de e, Behçet Çelik'le ilgili Semih Gümüş'ün yaptığı güzel bir söyleşi var. Onu da tavsiye ederim. Behçet e, Çelik'in Belleğin Girdapları kitabı romanı. Yazın çıkmıştı yani bir sene olmamıştır. 6-7 aylık bir roman. iletişimden çıkmıştı. O romandaki bellek mevzusu üzerine yine konuşmuşlar. Yani kitapla bağlantılı bir söyleşi. O da dosyayı, yani dergiyi zenginleştirmiş. Benim Notos'la ilgili söyleyeceklerim özetle bunlar. İlk sayısını da burada tanıtmıştık. Sonlu Sonsuz fanzin, monokul yayınları... Ee, ne denir himayesi denir mi himayesiyle monokul yayınlarından e, çıkıyor ben mutfağın tekrar edeyim yayın kurumunu belki ilk, ilk sayısını sen tanıtmıştın hatta Furkan hı hı. Ee, Ahmet Soysal, Volkan Çelebi, İlay Bilgili Rasim Emir Osmanoğlu e, yönetiminde çıkıyor bu fanzim ee, Ahmet Soysal'ın felsefeden şiire bakışlar ee, şiir ve felsefe dedim değil mi alt başlığı şiir hı. ve felsefe e, dosyası şiir ve felsefe monokul sonu sonsuz fanzinin. Felsefeden şiire bakışlar Ahmet Soysal'ın bir yazısıyla e, açılıyor dergi. Ardından yine Ahmet Soysal'ın çevirisi Hölderlin'den çevirisi, çevirisi Sevilesi Mavi ile e, şiiriyle devam ediyor. E, yine Hölderlin'in Hölderlin şiiri üstüne bir söz Heidegger'in en önemsediği şairdir Hölderlin, Hölderlin malum. Ee, onun üzerine bir metnini yine Ahmet Soysal çevirmiş. Ee, şurada şiirler, e, şu şey ilginç, fazla üstü dağlarca'nın Asun'un ilk baskısından üç şiir başlığıyla yüzümle duyduğum İkil ve Çağca isimli üç şiirlerini üç şiirini e, yayınlamış dergi. Fakat şöyle bir fark var, bu şu andaki e, Yapı Kredi'nin o Delta yayınlarından çıkan toplu şiirlerindekiyle aynı hali değil. Çünkü Fazıl Hüsnü e, CEM yayınlarından çıkan 66'daki Dağlarca dizisinde bu şiirdeki bazı kelimeleri yeni öz Türkçeleştirmiş. Hmm. Eski Türkçe kelimeleri çevirmiş. E, ama Ahmet Soysal'ın e, bu notu yazan Ahmet Soysal'ın ima ettiği şey bu halinin daha iyi olduğu. Okurlarımıza bırakıyoruz ama diyor. Dergide yer alan diğer isimleri hızlıca sayayım. E, Esin Soysal, İştar, Mühan Kılınç, Batuhan Saç, Murat Saldıray... Emirhan Kuru, İbrahim Oruç, ee, bunlar şiirler İrem Turhan, Merve Gülçin, Koçakoğlu, Utku Yıldırım, Berrak Ertörer, Ceren Ünlü, Hakan Önder, Volkan Çelebi, ee, bunlar da nesiller idi. Ee, bunları da saymış olayım. Evet. Ee, ben de yıl bir sayı bir dergilerden biri var. Ecinliler. Ee, Ocak Şubat iki aylık bir dergi olarak çıktı. Tabii bana az zaman bıraktınız dergi için ama. <laughs> Olsun. Ecinlilerin de ilk sayısını karşılamış olalım böylece. E, Gökhan Aslan, Çağla Çinili, Tunca Çaylant ekibi e, yayın kurulu e, üçlü yayın masası olarak çıkartıyorlar Ecinlileri. Şimdi biraz enteresan oldu. Bilerek de yapmadık aslında tesadüfen. Bugün Notos'tan bir kitap tanıttık. E, Notos'un kendisini tanıttık. Ecinlilerin de açılışı Semih Gümüş'le yapılmış bir söyleşi. Yani iyi bir şey olmuş oldu, denk, denk gelmiş yapmış. oldu. Ee, Semih Gümüş'le hem Ogito hem de Notos üzerine e, konuşmuş Ecin'le. Edebiyatın gibi. internetle imtihanı evet. diye bir dosyaları evet. var değil Edebiyatın mi? internetle Hı -hı. imtihanı. Yani bu iyi bir tecrübe. Hem o Ogito gibi bir site var Hı -hı. E, hem de yine aynı e, yayın grubunun e, Notos dergisi var. Yani bu ikisi arasında bir e, ikisi de iki taraftan masanın her iki tarafından da bakabiliyor Semih Gümüş. Ve çok verimli bir söyleşi olmuş. Ben keyifle okudum. Bunun haricinde Erkan tam senin seveceğin bir metin var. Ee, Refik Halit Karay'la. Hadi ilgili. bakalım. <laughs> yani böyle senin için şey yaptım onu işaretlemiştim. Berken Döner. Refik Halit Karay eserlerinde yeme içme kültürü diyerek. Aa, Biliyorsun şeyin Refik Halit'in Türk medeniyetinde kaşık zevki diye bir ünlü bir makalesi vardır. Kendisinin de kaşık koleksiyonu vardır. vardır. Mutfak, mutfak zevkinin son günleri İnkılap Kitabı evi. bahsettiğin kitap o. Refik Halit'in yeme içme kültürü, bunu hani sosyo-kültürel hayatımızdaki yerini anlatan çok keyifli bir metin hazırlamış Berkan bir Döner. Bir ömür boyunca hatıratında o Lübnan günlerinden bahsederken Refik Halit mesela de İstanbul medyasında, İstanbul dön dönemin, İstanbul basında yapılmış eleştirilere karşı cevap verirken mesela ya o adam yeme içmeyi bilmez. Yani o <laughs> yeme içme kültürünü çok seçkinci bir yerde konumlar. Yani ya bu adam... Şarap kadehiyle aşure kazanını ayırt edemez. <laughs> diye böyle evet. aşağılar yeme içme kültürü üzerinden. Öyle bir şey, aşırı bir merakı vardır. Haberlere geçeceğiz. Beğendiğim birkaç şiir bari anayım. anayım. Evet. Senin gibi hepsini sayamıyorum. Gökçe Nur, Ç, Boynum Uzuyor, Tay gibi. Beğendiğim şiirlerden kitapta. Özellikle altın çizeceğim. Emrullah Arf Alp. Emrullah Alp'in de dördüncü harf şiiri. Ee, çok keyifli. İyi bir şiir. Diyerek... ...biraz hızlı geçmiş olduk. İnşallah ikinci sayısında... ...daha detaylı tanıtırız. Bu hafta haberlerimiz ne nedir? Ajandalarda neler var? Neyi not ettik? Küçük bir e, haberim var. Ama üzücü bir haber. Tay yayınlarının sahibi Sezen Yalçıner... ...3 Ocak'ta hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bahsetmek istedim. Tay yayınları... Deyince hepimizin aklına o Şah'a Kalkmış At logosuyla çizgi romanlar, çizgi romanlar geliyor. Ben çok küçükken abim sayesinde yetişebildim o çizgi romanlara, tay yayınlarına. O Zagor, Mister No, Kızılmaske, Temel Reis, Flash Gordon. Yani 60'ların sonunda başlamıştı bu bu yayıncılık işine Yalçınar ve 90'lara kadar da devam ettirdi. Tabii sonradan bu iş bitti bu Dünya değişti. Çizgi romanlar şu an sadece sahaflarda elden veya da elden ele dolaşan bir nostalji unsuru haline geldi. Ama o diyelim 20-30 yıllık dönemde 5000'den fazla kitap basmıştı ve birkaç nesil yani abimin nesili, ondan önceki nesil bu çizgi romanlarla evet. e, büyüdü. Biz de işte sonuna e, çocukluk aşkıyla yetiştik diyeyim. Yani Türkiye'deki yayıncılık anlamında önemli bir işti. Sezen Yalçıner'in yaptığı. Bu vesileyle kendisini rahmetle anıyoruz. Allah, a Allah, a Allah, a Allah a. rahmet eylesin. Ee, benim haberim bir ödül haberi. Ee, Fabisat'ın e, Fantazya ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği açılımı. Fabisat'ın Giyo ödülleri. Ee, bu da Giovanni Scagnamilo anısına hmm. e, düzenleniyor bu ödüller. E, fabisat, bu arada hani küçücük bir Fabisat'tan bahsetmek lazım biliyorum vaktimiz yok ama hani Türkiye'de fantastik edebiyat, fan, hem edebiyat hem sinema aslında fantastik meselesi üzerine e, düşünen, bununla ilgili organizasyonlar, etkinlikler düzenleyen e, galiba başka bir sivil toplum kuruluşu mu denir? Sivil toplum kuruluşu Üyesi yok. misin? Efendim? Üyesi değil. misin? Çünkü ben üyelik insano iyi olamıyorum ben. Korkuyorum iyi olmaktan bir şeylere. <gülüyor> <gülüyor> e, ama destekliyorum ve takip ediyorum hakikaten. eve ve işte bir kısım arkadaşları da görüşüyorum da Fabisat'tan. E, görüştüğüm mesela bu sene en iyi roman ödülü alan e, Mehmet Berk Yaltırık. Posta Yükü'de de e, yazmıştı bir, birkaç sayı namı diğer... ...Songul Yabani... Evet. Ee, ...İtaki yayınlarından çıkan... ...Istrancalı Abdülharis Paşa... ...romanı ile... E, ...en iyi roman ödülünü aldı... Ee, ...en iyi yayınlanmamış öykü... ...Gökçe Mehmet Ay... ...en iyi illüstrasyon ...Tarkan ve Kurt illüstrasyonuyla Ömer Tunç... ...en iyi kısa film... ...Ceylan Özgün Çelik'in Cadı Üçlemesi filmi... ...başarı ödülü Alaca Karanlık... ...bu da iyi bir çizgi roman dergisi bu arada... ...ve Lemur dergilerine... E, Mavi Anka ödülü de Mavi Anka bir çeşit onur ödülü gibi e, bu alanda iyi çeviriler, metinler üreten yıllardır Bülent Akkoç'a verilmiş evet. bu yıl. E, Fabisat'a ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. E, hem evet. bu ödüller için hem de çabaları için diyeyim. Peki. O zaman bitti. Bugünlük bu kadar. Haftaya yine burada olacağız TRT2 ekranlarında. Edebiyata dair başka gündemlerin peşindeyiz. Hoşçakalın.